Vakti zamanında bu işleri yapmak için sokak sokak, internet kafe, bilgisayarcı arar dururduk. Zamanla devir değişti. Şimdi internette sayfa sayfa kanal arıyoruz. Artık aramanıza gerek kalmadı. Çünkü doğru yerdesiniz. Bu içerikte Win Setup USB programını kullanarak elimizdeki USB'yi nasıl format CD'si, aslında başlangıç CD'si haline getirebiliriz onu göreceğiz. Bende DVD var. Başlangıç CD'si diyorum ama DVD de bu kategori içindedir. Aynı USB belleğin içerisine birden fazla başlangıç CD'si nasıl oluşturulur beraberce adım adım göreceğiz. Kaç tane mesela? USB'nin büyüklüğüne göre istediğin kadar. Yani bir USB'nin içerisinde hem Windows sürümleri hem de Linux sürümleri çalışabilir. Kısaca başlangıçta çalışan bütün CD'leri tek bir USB içinde toplayabiliriz. Ancak öncelikle elimizdeki CD ve DVD'lerin ISO kalıplarının bilgisayarımızda olması gerekir. Eğer elinizde sadece DVD varsa ISO kalıpları oluşturmak için piyasada bulabileceğiniz ücretsiz çeşitli programlar mevcut. Kanalımda bulunan DVD'den USB'ye Windows CD'si oluşturma videosunda detaylı bir şekilde anlattım. Orada kullanımı kolay ve ücretsiz olduğundan CD Burner XP programını kullandım. Kısaca göz atalım. Bizim buradaki işimiz disk kopyala veya yakala sekmesiyle çözülecek. O, biz sabit diske kopyalamasını istiyoruz. O yüzden sabit diski seçtim. Şuradan yolunu gösterelim. Win10 yazalım. Kaydet diyelim. Disk kopyalamaya bastığımız anda CD'nin içerisindeki dosyaları kalıp halinde masa üstüne almaya başlayacaktır. Elimizde olan ISO'ları açalım. Bunun için iki tane ISO kalıbı oluşturmuşum buraya. Bu canlı bir CD. Windows 10'un canlı bir CD'si. CD'den çalışan Windows 10 diyebiliriz. Bu da Windows 10'un format CD'si. DVD'si diyelim artık 4,8 GB'miş. Şimdi programımızı açıyoruz. Takılı olan USB belleği gördü. Açalım. Adına bellek demişiz. 28,6 GB. İçi boş. Benim yükleyeceğim dosyalar Windows tabanlı olduğu için buradan bakıyoruz. Windows 2000 XP bunlar çok eskide kaldı. Şunu seçiyoruz. Eğer ki Linux formatında bir dosya seçecek olursanız ISO'su için şuna tıklamanız gerekecek. Aynı anda birden fazla dosya yazma özelliğine sahip ancak ben tek tek yazmanızı tavsiye ederim. Yani hem Windows'u seçtim hem Linux'u seçtim. Buradan dosyaların yerlerini gösterdim ikisi için de. Şuradan Go dediğim zaman ikisini aynı anda yazacaktır. Benim elimde Linux yok şu anda. Windows'tan gidelim. Windows'un ISO'sunu seçtim. Şurada özellikle şuna dikkat edin. ISO yazacak. Şuradan 3 noktaya tıklıyorum. Masa üstündeki CD'lerin yerini buluyorum. Hiren'i seçiyorum. Buraya geldi. Bunu başlangıç USB'si yapacağımız için Auto Format'ı tıklıyorum. Şimdi burada NTFS var, FAT32 var, FAT16 var. FAT16 eski bir format. NTFS ise Windows özgü bir format. O yüzden FAT32'yi seçiyoruz ki daha geniş dosyalara hitap edebilsin. NTFS Linux'ta sıkıntı çıkartabilir mesela. Ama sadece Windows için kullanacağım derseniz NTFS de seçebilirsiniz. Lakin başka başlangıç USB'leri için de FAT32 daha uyumlu olacaktır diye düşünüyorum. Auto format dedik, FAT32 dedik. USB'mizi gördü, yolunu gösterdik. ISO dosyasının yolunu gösterdik. Şimdi go diyoruz. Uyarı verdi. Bütün bilgiler silinecek dedi. Dosya alanını gösterdi. Bu kadar boyutu var dedi. Hepsini siliyorum. Devam etmek istiyor musun? Evet. Tekrar silme ile alakalı bir uyarı veriyor. Şu dosyayı çalıştıracağım diyor. Evet diyoruz. İşlemimiz başladı. Boot name'i ne olsun diyor başlangıçta görünen isme. Tamam bu kalsın önemli değil. Az kaldı. İşlem tamamlandı. Tamam diyoruz. Hiren boot CD'mizi şu anda USB'nin içerisine yazmış olması gerekir. Bakalım. Burası bellekti. Win Setup'a çevirmiş. İçine giriyoruz. Evet, bir boot CD'si haline getirmiş. Tabii bunu kontrol edeceğiz. Böyle getirmiş demekle olmaz. Şimdi bilgisayarımızı kapatıp USB'den başlatacağım ve USB'nin içerisindeki Hiren CD'sini çalıştırmaya çalışacağım. Bunun için USB'den boot etmemiz gerekecek. Benim bilgisayarımda F2 tuşuyla giriyor. Sizin bilgisayarınızda F12 olabilir, F8 olabilir, Delete olabilir, ESC olabilir. Boot menüyü burada gösteriyor. Bu Windows Boot Manager dediği kendi Windows 10'un dosyaları. Bu da UEFI SanDisk USB'nin adı. Partition 1 diye de eklemiş buraya. Şimdi ben bundan başlamasını istiyorum. Eğer bundan başlatırsam normal Windows açılacaktır çünkü. Şurada Boot menümüz var.
Tıklıyorum. Evet, buraya geldi. Kendi Windows'un boot'u. Bu da benim boot'um. Evet. Hiren Boot CD'miz geldi. Bakın, Hiren Boot CD Windows 10. Bu bilgisayarda yükle bir işletim sistemi değil. Tamamen USB'nin içerisine yüklediğim olduğum bir işletim sistemi şu anda. Oradan çalışıyor. Bakın şuraya oluşturmuş dosyalarını. Güzel. Demek ki ilk ISO dosyamızı başarıyla yükleyebildik. Hadi gelin şimdi ikinci ISO dosyamızı aynı USB'nin içine yazdırmaya çalışalım. Programımızı tekrar açıyoruz. Bu işlemi yaparken tek bir USB takılı olmasına dikkat edin. Şurada ben bir tane görüyorum mesela. Ama buraya tıkladığınızda birden fazla USB'yi görüyorsanız yanlışlıkla diğer USB'ye format atabilirsiniz ya da işlem yapabilirsiniz. İkinci ISO dosyamız Windows 10. Şimdi onu bunun üstüne yazacağız. Şimdi Windows 10 ISO dosyasına Hiri'nin yanına yazacağız. FAT32 için çok büyük diyor. Bölümlere ayıracağım diyor. Tamam diyoruz. Şimdi işin püf noktasına gelelim. USB'mizi ilk taktığımızda USB'nin içerisindeki verileri silmek için ve kendi formatında ayarlaması için buradan auto format demiştik. Lakin şu anda aynı USB'nin içerisine ikinci, üçüncü, belki de dördüncü ISO dosyasını yazacağız. Bu yüzden auto format seçeneğini artık seçmiyoruz. Sadece bunu yazarak Hiri'nin yanına Windows 10'a ekleyeceğiz. Go diyeceğiz. Go go go. Tıkladık. Yaklaşık 5 GB'lık bir dosya olduğu için uzun sürecektir. Bittiğinde yine görüşürüz. Windows DVD'sini de yazdık. Tamam diyoruz. Çıkış diyoruz. Tekrar bir kontrol edelim. DVD'nin doluluk oranı artmış. Tabii esas kontrolümüz bu şekilde değil. Bilgisayarı yeniden açıp iki tane başlangıç dosyasına orada gördüğümüzde okey diyeceğiz. Şimdi kapatalım ve başlangıçtaki o iki adet açılış dosyalarını görüp göremeyeceğimizi kontrol edelim. Boot menüye geldik tekrar. USB'yi seçiyoruz. Evet. Bakın bu ilk oluşturduğumuz Hiren CD'si. Bu da Windows 10'un Setup CD'si. Şu anda istediğim başlangıç dosyasından bilgisayarı çalıştırabilirim. Eğer bunu tıklarsam ne açıldığını görmüştük. Şimdi bunu tıklayalım. Bakalım Windows 10'un Setup dosyası açılacak mı? Gördüğünüz gibi dosyaları yüklüyor. Ve Windows 10 kurulum DVD'miz ekrana geldi. Böylelikle bir USB'nin içerisine birden fazla kurulum dosyasının nasıl oluşturulduğunu görmüş olduk. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.